Arkadaşlar yine Excel worksheet fonksiyonlarından Workday'i kullanarak devam edeceğiz. Excel'de normalde kullandığımız fonksiyonları, tabi İngilizcelerini, worksheet fonksiyonuna çağırıp kullanmayı amaçlıyoruz bu çalışmalarda. Bakınız şöyle düşünelim, örneğimizi açalım. Şimdi bir ödeme tarihi bulmuştuk burada. Tamam, acaba bu ödeme tarihi cumartesi pazarsa bir iş gününe gelsin. Değil mi? Bakınız metne çevir diyelim. Text fonksiyonu İngilizce'de. Hemen bakalım. GGGG. Bakın cumartesiymiş. O zaman ilk iş gününe getirmek için ne yapıyoruz? Workday, Türkçesi iş günü fonksiyonu kullanıyoruz. İş gününe bunu verip bir tane çıkartıp, çünkü bir sonraki iş gününe getiriyor arkadaşlar. Böyle bir kullanım. Baktığınızda metne çevir. Ondan sonra artık gördüğünüz gibi pazartesiye geldiğini göreceğiz. Peki bu işlemi nasıl yaparız Excel VBA ile? Böyle mi yapar? Evet, yapabiliriz. Bakınız, standart değişkenlerimiz, with kalıbımız. Neden? Çünkü uzun uzun kullanmayalım diye bu worksheet, workbook gibi. Son satıra kadar döneceğiz. Son satırı bulduk. Döngümüz var. Bakın dördüncü sütuna iş gününü bulacağız. Worksheet functions nokta workday. Üçteki tarihi getir. Sales biliyorsunuz satır ve verdiğimiz hücreyi okuyordu. Satırımız 2'den başlıyor. Eksi 1, 1 veriyoruz. Bir de format koymuşuz DD yanına. Görmüş olduğunuz gibi aynı işlemi Excel VBA ile yapmış olduk arkadaşlar.